kendini hizmet hareketinden kopmuş gören kişilerin hareket kendini lahvetsin teklifleri tamamen tutarsızlık değil midir? Tamamen tutarsızlık değildir. Ve aynı şekilde yani biraz tutarsızdır ama başka bir sebepten ötürü. Yani hareketten kopmuş olması aslında tutarlı adam yani 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 adam cemaatin içinde kalıp hareket kendini lahvetsin dese biraz daha tutarsız olmaz mı mesela? Yani adam ayrılarak o bağı kopararak herkes için bu bağı koparın demesi o mantık açısından tutarlışın hakkını verelim. Ve aynı şekilde hareket içinden de bu yaklaşımları ciddiye almak fiziksel açıdan zafiyeti gösteren gereksiz bir panik tavrı değil mi? Ee, evet bir, mana, bir manada e, yani gereksiz bir pan, pan, panik tavrı değil de <laughs> hareketin özgüven problemini ortaya koyan bir mesele. Yani hareketin çok ciddi bir özgüven problemi var. Bunun temel nedenlerinden birisi de hareketin kendi kaynaklarını iyi bilmemesi. Hala da yani bu manada Ahmet Kuru, Özgür Hoca filan onlar da eleştirilebilir. Ben de eleştirilebilirim hatta. Ee, Gülen'in temel kaynaklarını, temelde ne söylemeye, ne yapmaya çalıştıklarını, bunu nasıl işte fiiliyata dök, dökmeye çalıştığını anlamadığımız müddetçe e, eleştirilerimiz şeysiz olabiliyor, ayarsız olabiliyor. Yani işte insanlar bam telinde şunu yapıyor, bunu yapıyor diye bam telinde ne yaptığı, bam teli dinleyicisiyle ilgili bir mesele bir adamın temel felsefesini yazdığı baş yazı yazılarına iki yıl sonra geri döndüyse o mevzuya ayrıten bakmak lazım. Ben hatta burada bir parantez açayım. i̇ki yıldır Gülen'in neden bu Çağlayan dergisi vurgusu yaptığını anlamamıştım. Yani gerçekten iki hafta önce anladım. <laughs> Ee, işte çağlayan çok okunsun, çağlayanın çok abonesi olsun falan gibi çok gereksiz, tırnak içerisinde söylüyorum, çağlayan vurgusu vardı. Hani böyle bir zamanda niye bu kadar çağlayan vurgusu yapıyor diye hayret edersiniz yani. işte yanına gelenlere hediye ediyor falan. Ben vurguluyorum özellikle. Rahatsız ediyorsa you're welcome yani rahatsız edebilir. Sonra şunu fark ettim. Ee, burada bunu daha dikkatli bir şekilde ele almak isterdim ama şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Hakan Zafer abi de burada madem o da e, yanlışım varsa belki şeyde söyler. Ee, Gülen e, kendi cemaatini kendi sonrası dönemi hazırlıyor. Bunu büyük hocalar, büyük alimler hep yapmışlar zaten. Örnek vereyim. İşte şems Tebrizi Mevlana Celaleddin Rumi ile buluşma hikayesi var. Yani Mevlana Celaleddin Rumi kalıbının adamı mı diye onu ölçüp biçtiği bir buluşma hikayesi var. İşte at üzerindeymiş aşağı in de yüz yüze bir soru sorayım demiş. İnmiş aşağı mesela hani normal şartlar altında çok pohpohlanan bir halim yapmayabilir onu filan. İşte işte Beyazıt-ı Bistami mi büyük, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi büyük diye bir soru soruyor. Hemen o köteyi indirebilirdi ortalama bir ortodoks alim. O, o, da diyor ki niye böyle sordun? Soruya daha analitik bir cevap veriyor. O da diyor ki işte birisi kendi kendini övüyor. Yani şanım ne yücedir diye tesbih ederken öbürü marifne hakkı marifeti ya maruf yani işte Peygamber Efendimiz hani seni hakkıyla bilemedik diyor. Bunlara göre bu daha doldu, daha büyük diyor. O da diyor ki yok onun kapasitesi bir kovaysa bunun kapasitesi bir okyanus kadar. O yüzden öyle diyor diyor. Onun küçük olduğu anlamına gelmez diyor. Doğru söylüyorsun filan. Öyle birkaç şey de Mevlana'nın Mevlana olduğunu anlıyor. Sonra çeşitli dersler veriyor. İşte Mevlana'nın kendisine biçilen alim şeyine çok e, önem verdiğini veya bunun dışına pek çıkmak istemediğini görüyor. İşte meşhurdur gidiyor işte bir meyhaneden içki aldırtıp eve kadar getirtiriyor. Böylece o profili kırdırmasına sebep oluyor. Çünkü gerçekten de sırf halk beni böyle görmesin diye böyle şeyler yapmak e, sağlıklı bir şey değil. Tam ihlaslı değil. Bunu öğretiyor. İşte e, kütüphanesi var Mevlana'nın çok büyük. Bu hani ilmi içselleştiremediysen kütüphane sahibi olmanın bir mantığı yok deyip ilmi içselleştirmeyi öğretiyor. İşte meşhur hikayeye göre havuza attırıyor filan. İşte Hakan abi daha iyi bilir çok şey yapmak istemiyorum. Böyle dersler verdikten sonra bir ara Şemsi Tebrizi ortadan kayboluyor. Şemsi Tebrizi ortadan kaybolunca e, Şemsi Tebrizi ortadan kaybolunca Mevlana depresyona giriyor bir manada. Yani işte ne güzel yani böyle hani masa tenisi oynuyorsan top attığın zaman geri gelen kabiliyetle birisiyle tam işte endam aynasında kendini görmeye başlamış, anlamlı e, diyaloglar kurabildiği birisiyle bir araya gelmiş bayağı şeyler öğrenirken birden bu adam kayboldu. Yokluğunda tabii bayağı bir sıkıntıya giriyor. Depresyona giriyor. İnsanlar şems Tebrizi hocamızı mahvetti. İçki almaya gönderdi. Şöyle yaptı. Kitaplarını yaktırdı. Yoldan çıkardı filan filan diye kızıyorlar. Ee, ama bu dönemde işte odasına kapanıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Sonra şems Tebrizi geri dönüyor ve çeşitli dersler daha veriyor. Belki bu demo halinde ayrılığı, yalnızlığı yaşattığı Mevlana'ya işte o yalnızlıkla nasıl mücadele edeceğini de öğretip bu sefer işte Mevlana'nın bazı dostları tarafından öldürülüyor, şehit ediliyor ve geri dönmemek üzere git diyor. Bizim bildiğimiz manada Mevlana da artık Şems'te geri geri dönmeyeceğini bildiği o noktadan itibaren çağlamaya, işte mesnevi yazmaya başlıyor veya bizim işte bildiğimiz Mevlana ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi burada son periyotta aslında o yani belirli bir öğretici yokluk yani Şemsi Tebrizi'nin yokluğu noktasından sonra e, geri gelip muhtemelen o yoklukla nasıl mücadele edeceğini de kendi kendine nasıl sustainable olacağını da öğrettikten sonra gidiyor. Ondan sonra öğrettikten sonra e, gittikten sonra Mevlana self sustainable kendi kendine çağlamaya başlıyor diyelim. Artık bir Şemsi Tebrizi'ye muhtaç değil ve ürettiği değerleri üretiyor. Şimdi ben Hoca Efendi'nin 2015-14 itibariyle biraz daha öncesinden zaten baş yazıları bırakmıştı. Yani temel çağ ve nesil serisi dediğimiz te temel hizmet teorisini anlattığı yazılarını durdurmuştu. Orta sayfalarda durdurmuştu. Bu 15 Temmuz'dan sonra yeniden Çağlayan dergisi biraz bu yazılardan ötürü çıktı diye düşünüyorum. Hoca Efendi de biraz kendisi çok efendi, çok çelebi bir insan olduğu için şey demiyor. Ee, yani işte yani çok önemli bir şey yazıyorum. Bunu mutlaka herkese okutun. Şu baş yazıları mutlaka herkes okusun, orta yazıları herkes okusun demiyor da şu Çağlayan'ı her yere ulaştırın. 8 milyon abonesi olsun inşallah diye. Yani dolaylı bir yoldan söylemek istediklerini söylediği, sistematik olarak anlattığı makalelerini nazara vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yani 2 hafta öncesinden itibaren böyle düşünüyorum. Yani 2 haftadır yola çıktığımdan beri. Yoksa çok anlam veremiyordum. Yani Çağlayan, Çağlayan, Çağlayan demiyorsan çok anlam veremiyordum. Benim anladığım sonra bak işte biraz Zafer Hoca ile konuşmak imkanı oldu işte biraz yani Cemal Türk Hoca'nın yanında tanıştığımız Zafer abiyle. Sonra diğer yani başlıklara şeylere bakınca gerçekten de şu an en çok muhasebe nefis muhasebesi hesap bu yol neydi bu yol nasıl bir yoldu neden çıkmıştık nereye varmaya çalışıyorduk ve hale hale kaç hale gördüm. Yani şimdi hepsini tekrar okumadım. Yeni başladım ben de. Tekrar değerlendireceğim ama yani hiç bu kadar hesap muhasebe üzerine yazı yazmamıştı. Öz eleştiri, self murakabe ne derseniz deyin. En 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 yoğun bir şekilde şey yapıyor. Bütün bunlar tabii yokmuş gibi varsayılıp sadece bam telinden verdiği mesajlar üzerinden konuşmak çok çok doğru değil. E, o manada şu şöyle yani ben Gülen'in bu süreçle beraber e, yani uzun süre bilinçli bir şekilde ara verdiği, yani cemaatin kendi kendine nasıl ayakta kal kal kalmaya çalıştığını veya kal kalacağını öğrenmesini istemişti belki. Ama e, bu manada mesaj gelmedi zaman cemaat kendi mesajlarını üretmeye başlamıştı. Ben bu bunlara şahidim, biraz gördüm, yavaştı şuydu buydu. Şimdi bunun temel rükünlerini verdiğini düşünüyorum. Biraz daha analiz edip bir şey yapınca daha belki elle tutulur şeyler söylerim. Bu manada yani Gülen'in cemaatini kendi sonrası döneme Çağlayan üzerinden, yine baş yazılar üzerinden yazarak hazırlamaya çalıştığını düşünüyorum. Bir dual yapıyı ortadan kaldırması, heyet üzerinden görev vermemesi, doğrudan insanlarla bam üzerinden ve makaleler üzerinden konuşmaya geçmesi, işte geri dönülmez AFSV gibi bildiriler filan bütün bunlar doğrular şeydi. Hatta pek çok sıkıntı yaşayan insanı kendi etrafında toplaması, bu manada civarda yeni yetmelere alan açması, yeni yetme derken biraz kasten kullandım, o insanların rahat iş yapabilmesi filan gibi pek çok şeyi bilinçli olarak yaptığını bütün şartları hazırladığını, gölgeleri ortadan kaldırdığını, bitkileri suladığını ve sabırla bit bitkilerin başa, başa yürümesini beklediğini düşünüyorum. Başka da yapabileceği bir şey yok. Ondan sonra top cemaat mensuplarının gerçekten o sorumluluğu almak isteyip istemedikleriyle ilgili mesele. Sorumluluk alırsa, e, cemaat geleceğe yürür, sorumluluk almazsa, e, hep topu işte abiler şunu yapsın, abiler bunu yapsın derse, e, o sorumluluk hep şey olur. Zaten teorik olarak şu an abilerinden bir şey bekleyen bir kısım cemaat mensupları. Başka hiç kimse yok. Herkes zaten kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bu tartışmalar cemaatin hala sağlıklı düşünebildiğinin yegane imaresi. Belki, yani konuya geri dönüyoruz, belki şöyle düşünelim, belki şu ana kadar sağlıklı bir aksiyon ortaya koyamamış olabilir ama sağlıklı düşündüğünün emaresi Düşünce alternatiflerinin bu kadar ekstrem olmaz. Kült olmadığının emaresi bu. Gülen eleştirilebiliyor. Evet arkadaşlar bu cemaat de böyle eleştirilebiliyor. Cemaat de eleştirilebiliyor. Her şey eleştirilebiliyor. Çünkü Üstad Said Nursi ne demişti? Beni bile sünnete, Kur'an'a ve sünnetin mihengine vurun demişti. Yeter ki tutarlı eleştirilme. Bu da hep tutarlı olmaz zaten. Tutarsız başlar şu olur bu olur. Faydalı şeyler çıkar. Bir tane faydalı fikir bin tane faydasız deneme arasından çıkabilir. O bir faydalı fikir için sabretmek lazım diye düşünüyorum. E, fikirlerin tutarsız olması onlar hiç nazar almamak gerektiğini de göstermez. Yani cemaatin bir şekilde kendini yeniden ifade etmesi, yeniden yaratması tabiri caizse lazım. Eski halini belki öldürüp gömmesi gerekebilir. Bu manadan yani Ahmet Kur'un'un makalesini ayrıca ele alacağım ama yani Formlar zaten ister istemez değişti. Yani cemaat bir şirket olsaydı ana gövdesi, ham maddesi, bilmem nesinin olduğu ülke kapandı. Bu Bunların hepsi iş gücü, organizasyonel yapısı, şu bu gibi temel şeyler felce uğradı. Ee, yeni e, şeyler söylemesi lazım. Ee, yeniden ifade etmesi lazım. Ee, bir fikir 1990'da işe yaradı diye aynı şekilde aynı şeyle işe yarayacak demek değil. Yani 3310, Nokia 3310, 3310 deyince ne dediğimi anlamayacak insanlar var şu an aramızda arkadaşlar. Yani düşünün 2018'deyiz. 1995'te ortaya çıkan bir telefonu bilmeyen yani 18-20 yaşından genç gençlerin 3310 deyince 3310 ne ya falan dediğini duyar gibiyim. Yani 3310 bir kez işe yaradı diye hep işe yarayacak diye bir şey yok. Yeniden aynı yani iletişim fikrini yeni bir smartfonla yeniden hayata geçirebilir cemaat diye düşünüyorum. Bu manada bu yaklaşımları çok yani yani bu tartışmaları zafiyet olarak görmüyorum ama bu tartışmalardan tehdit algısı çıkarmak çok korkmak filan ciddi bir zafiyet. Bu zafiyeti düşenler var çünkü bu tartışmalar eski sistemden belki nemalanan insanlar sıkıntıya sokabilir. Onların belki böyle paniklemesinde bir sakınca yok ama geri kalan cemaatin buradan zararla değil faydayla çıkacağını düşünüyorum. Ben de o yüzden arada bir bunlara ses veriyorum, cevap da veriyorum, platformda vermeye çalışıyorum. Benim vermem ne işe yarar bilmiyorum ama hani bence önemli bir şey olduğu için yani hatta böyle bir İslami bir cemaatte, Türkiye'den çıkan bir cemaatte bunların tartışılabiliyor olmaz, çok güzel bir şey diye düşünüyorum.